İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki binlerce yerleşim yeri gibi Alaşkert'in adı da Türkleştirildi. Azerbaycan tarafının doğrudan müdahalesi nedeniyle Artsakh Cumhuriyeti'ne gaz arzı tekrar durduruldu. Cavak'ta bazı köyler elektriksiz, doğalgazsız kaldı, yollar kapalı. Batı Ermenistan'daki Sebastian'ın Alevi köyündeki tarihi kalıntı camiye çevirmek isteniyor. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, Şuşi'nin Ermeni ruhunu yok etmek mümkün değil. Stepanakert'te Yeşilçarensk'in 125. kuruluş yıl dönümüne adanan bir konferans düzenlendi. 1869 yılının bugününde büyük hayırsever iş adamı Kalus Gülbenkian doğdu. Gürcistan'da Ermenilere uygulanan soykırım, kültürel soykırım konulu bir dizi sergi açıldı. Alaşkert, Batı Ermenistan'ın eski yerleşim yerlerinden biridir. Urartu döneminden, M.Ö. 8. yüzyıldan beri varlığını sürdürmektedir. Ermeni kaynaklarına göre Alaşkert, M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında Kral 1. Vaharş tarafından kurulmuş ve ondan sonra Vaharşakert adını almıştır. Urartu çivi yazısı yazıtlarında yerleşim Anaşt veya Alaşa olarak anılır. Daha sonra Alaşkert olarak bilinir. Batı Ermenistan'daki binlerce yer ismi gibi Alaşkert'in adı da Türkleştirildi. Şimdiki adı Eleşkirt'tir. Urartu çivi yazılı yazıtları ve arkeolojik materyallerin verdiği bilgilere göre Alaşkert, M.Ö. 8. 7. yüzyıllarda bir kale şehri ve Urartu askeri garnizonuydu. Alaşkert, bir ruhani merkez olarak da önemli bir rol oynadı. Artsakh Bilgi Merkezi tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan tarafının doğrudan müdahalesi nedeniyle Artsakh Cumhuriyeti'ne gaz arzı yeniden durduruldu. Artsakh Bilgi Merkezi açıklamasında şöyle deniyor. 8 Mart'ta patlayan doğalgaz boru hattının onarım çalışmaları sırasında Azerbaycan tarafının bir vana taktığını ve gaz akışını saatler önce durdurduğunu iddia etmek için yeterli gerekçemiz var. Azerbaycan, oluşan olumsuz hava koşullarını halkımız için ek insani sorunlar yaratmanın sinsi amacına hizmet etmekte ve cezai işlemlere başvurmaktadır. Durum derhal Artsakh'ta konuştuğu Rus Barışı Koruma Birliklerinin komutanlığına bildirildi. Halihazırda Halkalak bölgesinin bazı köylerine giden ve köyler arası yollar kapalı, bazı köyler elektrik ve doğalgazdan mahrum. Halkalak Belediye Başkanı'na göre Buaşen ve ardından Bejana köylerine giden yolların kardan temizleneceği özel bir araba çıkarıldı. Belediye Başkanı, kar tabakasının çok kalın olduğu için ancak özel bir cihaz veya paletli traktör ile açılabileceğini belirtiyor. Buaşen köyünde sorun sadece yolların kapalı olması değil, aynı zamanda rüzgarın köyün doğal gaz boru hattına zarar vermesi sebebiyle doğal gazın olmamasıdır. Şu anda bölgedeki birçok köyde elektrik bulunmuyor. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Alevi yurttaşların yaşadığı Hardal köyünde bulunan tarihi kalıntıya cami diyerek el konulmaya çalışılıyor. Alevi yurttaşların yaşadığı yerleşim yerlerine ilişkin asimilasyon politikaları devam ediyor. Devlet, Alevi yerleşim bölgelerine cami yapmanın yanı sıra bu yerleşim yerlerinde yer alan inanç ve ibadet merkezleri olan cemevlerini, tarihi yapıları asimilasyon politikaları kapsamında camiye çevirmeye çalışıyor. Köy halkı itiraz ediyor ve avukat aracılığıyla yargıya başvuruyor. Yerel ve bölge idare mahkemeleri bu kalıntının üzerindeki taşınmazın cami olmadığına karar veriyor ama devlet, Alevi'yi yurttaş, inancını inanç, ibadethanesini ibadethane saymadığı için yargı kararını istinaf mahkemesine taşıyarak itiraz ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Şuşi'deki Ermeni nüfusuna yönelik katliamların 102. yıl dönümü vesilesiyle bir bildiri yayınladı. Açıklamada kısmen şöyle deniyor. Bugün Şuşi şehrinde Ermeni nüfusuna yönelik katliamın masum kurbanlarının anısına başımızı eğerek saygıda bulunuyoruz.
Katliamlar 1920'de yeni kurulan Azerbaycan makamları tarafından 22-26 Mart günleri arasında gerçekleştirildi. On binlerce insan bu iğrenç suçun kurbanı oldu, geri kalanların hepsi sürgün edildi. Türk subay ve elçilerinin aktif rol aldığı Şuşi katliamı, Ermenilere uygulanan soykırımı Doğu Ermenistan'a aktarmaya yönelik bir başka girişimdi. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan'ın Şuşi'yi işgal etmesi Ermenilerin şehirden tahliyesine yol açtı. Ancak Artsakh ile ayrılmaz bir şekilde bağlantısı olan Şuşi'nin Ermeni ruhunu yok etmek imkansızdır. Mayıs 1992'de yeniden doğdu, bir kez daha yeniden doğacaktır. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in Grigor Naregatse adlı üniversitesinin Ludovica ve Hagop Aintaplian adlı Armenoloji Araştırmaları Merkezi tarafından Çarents'in çalışmalarında zaman ve ulusal ruh konulu bir konferans Batı Ermenici olarak düzenlendi. Açılış konuşmasını üniversite rektörü Filoloji Bilimleri Doktor Profesör Vartan Hagopyan yaptı. Vartan Hagopyan, Yeşe Çarents, edebiyatımızda kendimizi dünya edebiyatına sunabileceğimiz güçlü bir kişiliktir. O, gerçekten bir dünya fenomeni, bir dahi olarak doğdu. Çarents'in her satırı, ulusal ruha, düşünceye ve mantığa olan bağlılığını gösterir, dedi. Konferans sırasında Stepanakert'teki üniversitelerin öğretim üyeleri ve bilim insanları birer konuşmada bulundular. Ermeni iş insanı ve büyük hayırsever Kalus Gülbenkyan, 23 Mart 1869'da Konstantinopolis'in Üsküdar semtinde doğdu. Kalus Gülbenkyan, uluslararası petrol sanayinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamış ve bu arada uluslararası siyasi ilişkilerde de etkili olmuştur. 1860 yılında Kalus'un babası Sarkis Gülbenkyan petrol endüstrisinde aktif bir katılım gösterdi. Kafkasya'da özellikle Bakü'de çeşitli petrol şirketlerinin sahibiydi. 1880'de ise Alexander Mantaşyan'ın Osmanlı İmparatorluğundaki uluslararası örgütünü temsil etti. 1915 Armenosit soykırımından sonra mültecilere barınma amacıyla Mezopotamya'da topraklar satın aldı. Dünya Savaşı sırasında Gülbenkyan Petrol Genel Komitesi'ni kurdu. Yaklaşık 6000 orijinal eser de dahil olmak üzere çok sayıda değerli sanat koleksiyonuna sahipti. 1920'den 1940'a kadar Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki Ermeni okullarını ve tıp merkezlerini himayesi altına aldı. Orta Doğu'da birçok kilisenin inşa edilmesine destek oldu. Kalus Gülbenkyan 20 Temmuz 1955'te Lizbon'da hayata veda etti. Naaşı Londra'daki Surp Sarkis Kilisesi'ne defnedildi. Gürcistan'daki Ermeni Cemaati, Gürcistan'daki Ermeni Öğrenci Birliği ve Gürcistan Gençlik Birliği'nin desteğiyle Ermenilere uygulanan soykırım ve kültürel soykırım konulu bir dizi sergi açtı. 21 Mart'ta Gürcistan'ın Rafi Öğrenci Birliği ile Gürcistan'daki Gençlik Birliği üyeleri tarafından desteklenen 24 Nisan sergilerinin ilk sergisi açıldı. Sergiler dizisi 24 Nisan'a kadar Tiflis'in Havlabar, İsani ve Saburtalo gibi farklı semtlerinde devam edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Handen Pancar Perokçem ile Handim İçin adlı eseri sunuyoruz. Handim İçin dinç hönele yarız, bordu hobim bin hönele yarız. Handim İçin dinç hönele yarız, bordu hobim bin hönele yarız. Mapul taya hezele. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.